daha eğitim hayatlarındaki o senin bir yandaki gidişin çok büyük bir kayıp olacak. Ama bir yıl ben Karabük'te yaşarım. O iki ev düzenini, bizim ayrıldığımız gerçeğini kabul ederler. Yani. Zaten anneleri başında bunu demiş kızıma. Hani babanızla güzellikle boşanırsa kızım, ben yine babanıza yakın ev tutarım. Yine burada okulunuza devam edersiniz. Böyle bir kelime konuşmuş kızıma. Kullandın mı böyle bir şey? Yani böyle bir kelime ilk önce hani kullandım ilk başta. Ama daha fazla ileriye gidildiği için o yüzden böyle bir şeye başvurdum yani. Şu an hala aynı şey mesela şu an düşünebiliyor musun bunu? Yani şu an şöyle söyleyeyim. Yani en azından bir şeylere alışana kadar. Fikirleri yani değişti Esra Hanım. Düne kadar diyordu ki çocukların velasetini vermeyeceğim diyordu. Şu anda fikirleri değişti. Soner Bey, ben bugün arabada gelirken size ne dedim? Eşiniz çocuklarının velayetini muhakkak size verecektir. Evet, göreceksiniz bakın dedim. Aynen. Bakıp ve dediğimde çıktı. Evet, çıktı. Yani kendine güvenmiyor şu anda. Yani ayrılacaklarsa bunu sağlamak lazım. Ya en sağlıklısı nasıl olacaksa. Ama dün diyordunuz ki ben kendime çok güveniyorum. Her şekilde evlatlarıma bakabilirim ben diyordum. Ben zaten bakamam demiyorum. Bakamam diyerekten de bırakmıyorum. Onu demiyor. Yani dün çok emindiniz. Hareketlerinizden, konuşmalarınızdan çok emindiniz. Şu anda o kadar emin değilsiniz. Ya çocuklar açısından da hani sanki daha iyi olacak gibi geliyor bana. Bunu düşünceleri çocukların. Bekleyin lütfen. Efendim, bu olayın içerisinde bir tek doğru var. Avukat İlyas Bey. O kadar mükemmel yaklaşmış ki, evet. Ben şahsen 45 yıllık avukatım, Mersin Barosu'nda avukatım ama boşanma davasını pek sevmeyiz. Çok basit bir davadır, bir dilekçeyle başlar. Binlerce şey vardır, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, ruhsal bir sürü yan türevleri vardır. Onun için sevmeyiz. Aman bir boşanma davası, çok da büyük ücret alınmaz zaten. Benim hocam bir lafı vardı, köylü kızı Leyla ile Ayşe'ye kızı, sosyete kızı Leyla'nın davasından aynı ücret alınmaz dedi. Çok eşya gibi kırıldıktan sonra bir araya getirilmesi mümkün değil. Gene İlyas Bey'in çok sabit bir şeyi var, tespiti var. Kafasında bitirmiş dedi hanımefendi için. Hanımlar hem evlenmeye hem boşanmaya çok zor karar verirler. Ama karar verdikten sonra onları geri döndürmek mümkün değil efendim. Eğer İlyas Bey gibi beyefendi, zaten siz gibi de bir hanımefendi bu işi çok iyi bir yere getirdiniz. Bundan daha öteye kimsenin götürmesi de mümkün değil. Ne yaparsanız yapın bu çocukları mutlu etmek de mümkün değil efendim. Aynen. Bu işin tek bir mutlu tarafı var. Ortak noktada o çekişmeli boşanmadan, hırgür olmadan, çocuklar gidip gelmeden bu işin kağıt üzerinde bitmesi. Karı koca olamadılar ama iyi bir anne baba olmayı başarsınlar. Kesinlikle. Son milyonların huzurunda bir kere daha duymak istiyorum. Çocukların velayetini alırsan. Annesi ve babasının yanında kalacak. İsterse gelsin çocukların yanında yine dursun. Hayır. Oradan da çalışabilir. Şimdi diyor ki ben çocukların velayetini babaya veririm ve boşanmak istiyorum. Medeni şekilde tek celsede bitsin diyor, anlaşmalı. Kabul eder misin? Kabul ediyorum. Ortak siz velayet. Söyleyin lütfen. Yani çocukların velayeti. Tabii ki eğer bu şekilde doğru olacaksa ben de verebilirim. Yani ben ben de kalırsa da ben de bakarım zaten. Ama elden ben de anlaşmalı boşanmaya tabii ki en doğalı, en güzeli hiçbir şekilde yıpranmadan bu şekilde olmasını şunun isterim. Şunun sözünü veriyor musunuz? Yani şu dakika itibariyle atacağınız her adımda bir kızımız ve bir oğlumuz var. Onların geleceğini düşünerek Soner bu işi bitireceğiz diyor musunuz? Evet. Tokalaşın o zaman. Sadece ben de şunu söylüyorum. Hiçbir masraf, ücret falan hiçbir şey olmayacak kafanızda. Kesinlikle bundan emin olun. Hadi. Elvida'yla da hayır. Soner. Tek taraflı sevgi olmuyor maalesef. Tamam da hiçbir erkek de kendini bu duruma düşürmez Gamze. Adam seviyor ya. Ne yani alakası var? Abla yani, seviyor durumda adam. Kalktı gitti ağlayarak. Ne yapacak? Şu an ne yapacak? Geri dönmemek için kadına ne yapacak söyle. Gerekirse diz çökecek, özür dileyecek. Ya, arkadaşlar lütfen ya. Siz hangi filmden mesela bahsediyorsunuz? Ablacığım, gerçek hayattan bahsediyoruz. Evet ya, sevmediğiniz bir adamla bir ömür geçer mi? Yine de her gün şiddet uygulamamış kadına. Ya çocuk da olsa Esra Hanım, sevmediğiniz bir insanla bir ömür boyu hayat geçmez. Şimdi Gamze, şu yorumu evliliklerde maalesef Allah hiç kimseye vermesin. Boşanmalarda şu yorum yani şu doğrudur diyemezsin. Bazen öyle analar var ki çocukları için
Onlar aman üniversite eğitimlerinden geri kalmasınlar, psikolojileri bozulmasın. Şu üniversiteden bir mezun olsunlar. Ama şu anda bir de el videonun... Şu işe de bir atılsınlar diye her şeye göğüs gerip böyle dimdik durmaya çalışan anneler de var. Tamam. Bazen buna dayanamayıp ben çocuklarımı tek başına büyüteceğim diyen anneler de var. Ama Elvide, bir doğrusu yok. Elvide Hanım'ın şu andaki zihniyeti sadece kendi hayatı. Abla şu ağlayan adama ben bakar mısın? Ben Elvide ile dün akşam saatlerce konuştum. İlyas Bey konuştu. Aramızda çok özel şeyler de paylaştık. Bilsem ki bir umut var. İnanın uçacağım. Ama o umut maalesef yok. O zaman şu gözyaşları sahte mi bakar mısınız Ekran Arkadaşlar, abi? Arkadaşlar. Bir erkek ağlamaz kolay kolay. Ya ağlar. Erkekler ağlar, erkekler de insandır. Duyguları vardır. Duyguları olmayanlar her türlü şeyi yaparlar. Soner, Soner, Soner. Soner. Soner, aa Soner. Soner. Çok bak sevdim abla. Biliyorum. Çok. Senin çok en çok istediğin çocuklarındı biliyorsun değil mi? Biliyorum ama dördümüz olmak istedim. Biliyorum kızın da istedi. Beni üzme bugün. Keşke mümkün olabilseydin. Ama bak çocukların seninle beraber olacak. Belki bu süre içerisinde ayrı evlerde farklı hayatlar kurarak her ikiniz de kafanızı toparlayacaksınız. Hiç belli olmaz belki bir gün barışırsınız. Her şey olur. Senin en büyük isteğin çocuklarındı. Çocuklarınla beraber olmaktı. Elvida da dönsündü. Ama yok. 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 Hiç mi sormayacaklar annelerini bana? Büyüdük ne zaman demeyecekler diye böyle oldu. Bunu delirttirmemek için boşandıktan sonra çok iyi rol yapacaksınız. Gerekirse rol yapacaksınız. Belki hafta sonları yemek yersiniz. Belki bir gün vaktinizi çocuklarla beraber geçirirsiniz. Dünyada ilk boşanmış anne babanın çocukları senin çocukların olmayacak. Hep onlar ama için çırpınır. Onları hissettirmemek de sizin elinizde. Biz beraberiz biliyorsun tamam, değil mi? Ben sen çocuklarınla beraber ol. Çocukların seninle beraber olsun diye elimden geleni yaptım. Elvida ile de konuştum. Çok sağ ol. Bunu zorla değil canı gönülden de kabul ettim. Biliyorum konu için abi. Rahat olsun. Biliyorum. Belki bir yıl Karabük'te kalır. İnşallah abla. Yine çocukların yanında dursun. Heh. Ben ayrılmak istemiyorum. O düzenini kursun. Boşanmak istiyor buna karar vermiş. Düzenini kursun kendi evini kursun. Tamam. Çocuklarınla beraber ol. Haftada bir gün buluşursunuz. Ya bunu her gün görsün ablam. Okuluna göndersin şey yapsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Çocuklardan ayrı tutmak istemiyorum onu ben. O da anne sonuçta. Ben annelik ne olduğunu biliyorum. Çok iyi biliyorum.